Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Gazze etrafındaki gelişmeleri konuşmak istiyorum sizinle. İsrail Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı kısaca UNRWA'ya savaş açtı. Ee, özellikle e, yani zamanlama açısından dikkat çekici bir durum var. Bunu da söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail soykırım suçlamasıyla sanık sandalyesine oturmuştu. Bu e, mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararları söz konusu buna uygun adım atması gereken İsrail meydan okumayı seçti ve e, özellikle de e, bu e, ihtiyati tedbirler arasında soykırım sözleşmesinin ikinci maddesine göre insani yardımların önünün açılması gerekiyor. İsrail ise Filistinlilerin çok ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duydu. Açlığa mahkum edildi daha doğrusu bir süreç yaşarken. Filistinler açısından hayati önem arz eden bu Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Kuruluşu'na adeta savaş açtı. Bu misyonun tamamen bitirilmesini istiyor. Gazze'deki planlarını yürütebilmek için, hedefe varabilmek için bunun şart olduğunu açık bir şekilde belirtiyor. Burada çok Tabii ki İsrail açısından son derece sarsıcı bir durum var. E, ee, Holocaust'u büyük bir ekonomik ve siyasi endüstriye dönüşmüş olan Yahudiler son itibariyle Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nde soykırım suçlamasıyla sanık sandalyesine oturdular ve bu ciddi bir başarısızlık. Bunu önleyemedikleri için büyük bir öfke de söz konusu. Şimdi BM soykırım sözleşmesi özellikle ikinci maddesinde yaşam koşullarının giderilmesi, olumsuz yaşam koşullarının giderilmesi öngörülüyor. Burada mesele şu, bu maddede, sözünü ettiğim maddede ulusal, etnik, ırksal ve dini bir gruba karşı kısmen veya tamamen fiziksel yok oluşa yol açacak şaki, şeye, şekilde yaşam koşullarının kasıtlı bir şekilde tahrip edilmesi soykırım suçunun tanımına giriyor. Şimdi bu, tedbir, bu tedbirler bu suçun bu suçun bu oluşumunun önlenmesini emrediyor. E, haliyle İsrail'in tutumu tam olarak ben bu kararlara uymayacağım, buna meydan okuyorum anlamına geliyor. E, şimdi. Peki yani ne oldu, neden e, savaş açtı ya da na, nasıl bir stratejiyle savaş açtı bu önemli. İsrail'in, İsrail, İsrail istihbaratın iddiasına göre UNREVA'da çalışan 12 kişi Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı saldırısına iştirak etti. Bunun üzerine hızlı bir şekilde bir kampanya başlatıldı ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin başını çektiği ülkeler aralarında Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, Finlandiya, Avustralya, Avusturya, Kanada, Japonya, Fransa, İsviçre, Estonya ve Romanya yer alıyor. Bu ülkeler UNRWA'nın finansal kaynaklarını kesti. Bu bu şey devam edebilir ama karşı e, çağrılar da hızlı bir şekilde geliyor. Mesela Norveç gibi ülkeler kesinlikle bunun Filistinler açısından hayati olduğunu ve böyle bir karar alınamayacağını söyleyenlerin sayısı da artıyor. Böyle bir tartışma var. Şimdi İsrail niyetini açık bir şekilde ortaya koydu. 13 bin çalışanı var Gazze'de. 13 bin çalışan içerisinde Hamas üyesi birkaç kişinin çıkması hiç de sürpriz değil. Ama bu bir kurumun tamamen yok edilmesine yönelik herhangi bir gerekçe olamaz. Kurum zaten kendisi soruşturma başlattı ve sonuçları beklenmeden bu kurum yok etme konusunda İsrail siyasi ağırlığını kullanıyor ve İsrail'in batılı müttefikleri. Şimdi batı dışı müttefikleri de var tabi. İşte Japonya mesela sürekli olarak her zaman Amerikan ekseninde yer alan ülkelerin başında geliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu niyetini çok net bir şekilde e, açık etti. Birleşmiş Milletler heyetiyle görüşürken aynen şunu söyledi. Uluslararası toplumun bizzat Birleşmiş Milletlerin, UNREVA'nın Misyonunun sona ermesi gerektiğini artık anlaması gerekiyor. Filistin mülteci sorununu sürdürmeye çalışıyor. Bu çok çok önemli. Buna, buna geleceğim. Gazze sorununu planladığınız gibi çözmek istiyorsak başka kuruluşları Rıva ile değiştirmeliyiz diyor. Şimdi... İsrail'in derdine neden bir insan yardım kuruluşunu hedef alıyor? Bununla ilgili birkaç şey e, aktarmakta fayda var. Yani meselenin boyutunun anlaşılması açısından. E, Gazze ve çevresinde şu anda yani bu savaş başladığından beri 100, 154 yerde e, 1.7 milyon yerinden edilmiş Filistinli, Ünrevan'ın eline bakıyor. Onlara yardım ediyor. Şimdi bunun fişinin çekilmesi demek şu anda Gazze'de bu, bu koşullarda e, açlıkla, ölümle yüz yüze olan halkın fişinin çekilmesi anlamına geliyor. Onlara öl demek anlamına geliyor. İsrail bilerek, kasıtlı olarak Ünreva'ya e, saldırdı zaten. Şimdi yetkililerin yani Birleşmiş Milletler verdiği bilgilere göre kuruma ait 235 saldırı kuruma ait tesislere 235 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 330 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 152'si Birleşmiş Milletler çalışanı. Bu net bir şekilde Birleşmiş Milletler'e de savaş açmak anlamına geliyor. Peki UNRWA ne yapıyor? Şimdi Lübnan, Ürdün, Suriye'de ve Batı Şeria ve Gazze'de yani hem Filistin'de hem Suriye, Ürdün ve Lübnan'da toplamda 58 kampta Filistinli mülteciler yaşıyor, kayıtlı olarak mültecilerin sayısı 5.9 milyon. Bu kurum bu mültecilerle ilgileniyor. 706 okuldan sorumlu, 540 bin öğrenci bu okullarda okuyor, 140 tane sağlık kuruluşunu idare ediyor, bu kuruşlarda hizmet veriyor. Şimdi niye savaş açtığı meselesi dediğim gibi daha doğrusu Netanyahu'nun kendisinin ifade ettiği, itiraf ettiği üzere Filistin mülteci sorununu temsil ediyor. Bu sorunu bitirmek İsrail'in en önemli önceliği. Filistinli Filistinler terk ettikleri evlerin anahtarlarını hala ceplerinde taşıyorlar Çünkü 1948'de İsrail kurulurken Filistinliler sürüldüler köyleri yakıldı yıkıldı daha sonra 1967 işgali sırasında ikinci bir büyük sürgün yaşandı bütün bu sürülen nüfus mülteci olarak Birleşmiş Milletler'de kayıtlı Unreva o kaydı tutan oku ve mültecilere yardım eden kuruluş haliyle şunu söylemek lazım İsrail'e yaşıt bir kuruluş ve de İsrail'in doğuşunu, İsrail'in hikayesini tersinden anlatan bir kuruluş. Yani varlığı bunu temsil ediyor daha doğrusu. Sürülmüş mülteciler, işgal edilmiş topraklar ve geri dönme umudunu hala taşıyan Filistinler, Bütün bunlardan kurtulmak isterken İsrail elbette Unreva'ya savaş açacaktı. Bu yeni de değil ama ama 7 Ekim saldırısını Gazze'yi yok etmek, Gazzelileri tamamen sürmek Filistin meselesini bu şekilde kökten halletmek için nasıl her şeyi fırsata çevirdiyse yalanlarla ayrıca 40 bebeğin başı kesildi, kadınlara tecavüz edildi vesaire gibi böyle bir yalan paketiyle uluslararası toplumu arkasına aldı ve büyük bir istismarla korkunç bir savaşı başlattı ki bu savaş İsrail'in soykırım e, suçuyla, suçlamasıyla sanık sandalyesinin oturmasına da neden oldu. Şimdi Umrevan'ın fişinin çekilmesi İsrail için stratejik bir öncelik ve bu fırsatı kullanmak istiyor, değerlendirmek istiyor. Ancak o kadar kolay mı? Yani e, Amerika ve müttefikleri hemen bu işin içerisine girdiler. Daha doğrusu İsrail'in sattığı hikayeyi hemen satın aldılar ve onlar da e, bu amaca hizmet etmeye gönüllü bir şekilde başladılar. Fakat fakat tepkiler de var. Bir kere uluslararası alanda 28 yardım kuruluşu ki bunlar çok önemli. Bunlar kesinlikle insani felaketin hızla büyüdüğü böylesi bir dönemde Unreva'nın fişinin çekilmesinin ciddi sonuçları olacağını vurguluyorlar. Özellikle bir milyon aşkın insanına şu anda acil bir şekilde ilgilenen bir kurumdan bahsediyorlar çağrı yapanlar arasında Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletler örgütlerinin yani e, dünya gıda e, örgütü, dünya sağlık örgütü, e, UNICEF vesaire bütün bu örgütlerin direktörleri de herkese ülkelere bunu yapmamaları çağrısını e, sürdürüyorlar. Şimdi İsrail'in bütün bu eylemlerini, tavırlarını, tepkilerini bir bütünlük içerisinde ele almak zorundayız. Yani İsrail'in bir stratejisi var. Aslında pek çok kişi bunu kabullenmek istemiyor. Ben de bu ifadeleri kullandığım için çok eleştiri alıyorum. Bu bir 75 yıldır süren soykırım siyasetinin devamıdır. Hiç kimse lafı eğip bükmeye tenezzül etmesin. Maalesef durum bundan ibaret. Şimdi e, burada yürütülen başka kampanyalar var ve bu bir dediğim gibi sorunu tamamlıyor. Amacı daha doğrusu hedefi tam olarak resmediyor. E, ee, Uluslararası Adalet Divanı soykırımın önlenmesi için İsrail'e bazı tedbirler almayı emrederken İsrailler ne yapıyor? Dediğim gibi bir yardım yardım kuruluşun hedef alıyor. İki giden yardımları fiilen engellemeye çalışıyorlar. Mesela Ashdod limanında eylemciler e, limandan çıkan e, kamyonların önünü keserek e, işte teröristlere yardımı hayır pankartları taşıyarak Gazze'ye yardımların ulaşmasını fiilen enle, önlemeye çalışıyorlar. Bir tarafta İsrailli bakanlar ve milletvekilleri Gazze'nin yeniden işgal edilmesi, Gazze'de Yahudi yerleşimlerin tekrar kurulması için kampanyalar yürütüyorlar. Bu konuda bir de konferans düzenlendi. Tabi İsrail içerisinde de tartışmalara ve tepkilere yol açtı. E, bu konferansa 12 bakan ve 15 milletvekili katıldı. İsrail kabine şeyinde pardon ee, parlamentosunda Knesset'te 120 milletvekili olduğunu düşünürse 15 milletvekili oldukça yüksek. Likud partisinden de bakanlar ve milletvekilleri var. Sadece aşırı sağcı. Ben Givir ve işte benzeri isimlerin yer aldığı aşırı sağcı dinci partilerin liderleri değil Likut içerisinden de milletvekilleri katıldı burada gazetelerin zorla göç ettirilmesi çağrıları yapıldı bu çok çok önemli şimdi bir taraftan deniliyor ki işte sürgün sürme e, niyeti kastı yok. Ama burada 12 bakan, 15 milletvekili katılmakta kalmıyor. Burada bir de belgeye imza atıyorlar. Şimdi bu belge ne belgesi onu onu söyleyeyim size. Belge belge diyor ki Yahudi yerleşimlerini yeniden inşa etmek için e, imza atan kişiler e, canla başta çalışacaklar. E, adı da Zafer ve Yerleşimleri Yenileme Sözleşmesi. Buna Milletvekilleri ve bakanlar imza attılar. Burada verilen mesajlar son derece net. Mesela Yahudiler buraya katılan Yahudiler dövizler taşıdı. Bu dövizlerde yazılanlardan birini aktarıyorum. Yalnızca tehcir barış getirir. Yani Filistinlilerin tamamen sürülmesi. Turizm Bakanı Haim Katz şu açıklamayı yaptı konferansta. Bugün Gazze'den çekildikten 18 yıl sonra İsrail topraklarını yeniden inşa etme ve genişletme fırsatına sahibiz. Bu bizim için son şans. Yine Ben Givir bu da bakan. Cesur kararlar almanın zamanı geldi diyor. Yine bir diğer bakan Smotrich diyor ki Gazze'den sürülen Yahudi çocuklar yerleşimci olarak geri dönmeli. Burada Gazze'den sürülen diye bir şey söz konusu değil. Gazze 1967'de İsrail tarafından işgal edilmişti. İsrail buraya Yahudi yerleşimleri yapmıştı, inşa etmişti ve Yahudileri yerleştirmişti. Oslo Anlaşması çerçevesinde 2005'te buradan çekilirken Yahudi yerleşimlerini de boşaltmıştı. Haliyle burası Buradan sürülen herhangi bir Yahudi söz konusu değil, işgal edilmiş topraklardaki yer, yasa dışı yerleşimciler, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yasa dışı olan yerleşimciler çekilmişti. Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşimciler gibi şu anda o yerleşimlerde genişliyor sürekli olarak. Haliyle, meseleyi külahı tersinden giydirme gibi bir şey var. pratik var bu kendisini tekrarlayıp duruyor. Ben burada ben burada birazcık da meselenin hani çerçevesini daha iyi oturtabilmek için Filistin meselesinin özünün ya da çerçevesinin sistematik olarak nasıl dönüştürüne dair birkaç şey söylemek istiyorum. Yani burada çok net bir şekilde görülüyor ki Gazze'yi tamamen insansızlaştırmak, Filistinlerden arındırmak ve Yahudi yerleşimlerini yeniden kurmak amaç bunu şu anda Özellikle iktidar partileri gündeme getiriyorlar. Tabi İsrail içerisinde buna itiraz eden ve bunu reddeden siyasi duruş sergileyen taraflar da var. Onu da adil bir fotoğraf vermek için aktarmakta fayda görüyorum. Şimdi 1948 itibariyle mesele İsrail meselesiydi. Filistin meselesi değil. Filistin topraklarında İsrail devleti kurulurken Filistinler sürüldü. Fakat... Uluslararası toplumda bu bir Filistin sorunu olarak anıldı. İsrail bu Filistin sorununun çerçeve olarak bundan kurtulmak için Oslo Anlaşması'nı çok güzelce kullandı. İki devletli çözüm yalanıyla bunun içini boşalta boşalta Filistin sorununu halledeceğini düşündü ve zaman içerisinde de bunun bağlamlarını çözdü artık bir Filistin devletinin kurulacağı topraklarda kalmadı. Çünkü Batı Şeria'nın %60'ını işgal etti. Oslo anlaşmasından sonra 93'teki anlaşmadan bahsediyoruz. Doğu Kudüs'te de benzer taktikler güdüldü ve Filistin devletinin kurulmasının öngörüldüğü yerler işgal ediliyor. Bu siyaset kesintisiz devam ediyor. Bir tarafta Doğu Kudüs güya Filistin devletinin başkenti olacaktı. Fakat İsrail ebedi bölünmez başkent ilan etti. Amerika'da bu başkenti e, yani Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Elçiliğini de oraya taşıdı. Şimdi tabii Filistin ulusal davasını yıpratmak, altına oymak en önemli önceliklerden birisiydi. E, ve de e, işte e, Filistin e, e, Kurtuluş Örgütü'nün altı oyuldu. İslamcı örgütler öne çıktı. Tabi İsrail başında bunları da kendisi bizzat destekledi. Hamas'ı falan el altından destekledi. Ve sonuçta Filistin meselesi birdenbire İsrail'in Hamas'la ya da terör örgütleriyle savaştığı bir meseleye dönüştürüldü. Son derece başarılı bir kampanya yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Şimdi bu 7 Ekim'den itibaren de özellikle baktığımız zaman Filistin... İsrail çatışması değil Filistin Hamas çatışması etiket bu bütün uluslararası medya özellikle bu konuda son derece tercihen bu ifadeyi kullanıyor. Yani İsrail'in yürüttüğü büyük bir kampanya var ve bu kampanya her yerde etkisini gösteriyor. Yani bir, bir yerde meselenin İsrail Hamas çatışması olarak lanse edildiğini gördüğünüz zaman oradaki manipülasyonu manipülasyonu hemen anlamamız gerekiyor. Şimdi bunun devamında bunun devamında şimdi İsrailler ne diyorlar? Yani mesela İsrail ve Hamas çatışması ki Gazze'de 12 tane örgüt var ve bu örgüt bu örgütler Hamas'la birlikte bu direnişin parçası olarak orada varlık gösteriyorlar. Hayır, mesele sadece Hamas'ta değil. Bunun da vurgulamak lazım. Şimdi Meseleyi götürmek istedikleri yer, kurmak istedikleri çerçeve ise İsrail'in şer eksenine karşı savaştı. Yani artık bir Filistin meselesi yok. Tamamen kafalarında çözdüler. Abraham anlaşmalarıyla zaten Filistin'in tabutuna, Filistin davasının tabutuna çivi çakmışlardı. Şimdi bunu daha da farklı bir zemine taşıyorlar. Dedikler şu, biz burada Lübnan'da Hizbullah, Suriye ve Irak'ta Şii milisler, işte Yemen'de Ensarullah ve bunların arkasında İran. Biz bütün bunlarla savaşıyoruz. Bunlar varlığını, bunlar oldukça oldukça İsrail'de varlık savaşı vermek zorunda falan. Yani mesele Filistin meselesinden çıktı geldi e, mesela işte hani direniş eksenini şer ekseni olarak okuma ve buna karşı daha büyük bir savaş başlatma Amerika'nın da dahil olacağı bir savaşı başlatma bütün hikaye bütün saldırganlık bununla alakalı ve İsrail sürekli olarak Suriye'de İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı unsurları vurarak hedef alarak suikastlar düzenleyerek bu savaşı kışkırtıyor ve de tabii ki bir tarafta da direniş unsurları Gazze ile dayanışma sergiliyorlar. Ateşkesin sağlanması, insani yardımın önünün açılması gibi taleplerle direniş unsurları da buna yanıt veriyorlar. Şimdi eski başbakan Naftali Bennett 28 Aralık'ta Wall Street Journal'da bir yazı kaleme aldı ve Amerikan yönetimine seslendi. Yazının başlığı ABD ve İsrail İran'ı doğrudan karşısına almalı. Yani bir savaş çağrısı yapılıyor. Dedikleri şey şu. Ayatullahlara, Hamas, Hizbullah, Husi vekilleri aracılığıyla kaos tohumları ekmenin bedelini ödetin. Yani Amerikalılar bunu ödetmeli diye çağrı yapıyorlar. dediğim gibi meseleyi önce Filistin meselesi olmaktan çıkardılar tamamen meselenin Hamas terörü olduğu şeklinde bir indirgemeci yaklaşımla yeni bir çerçeve sundular. Şimdi bunu da genişleterek şer eksenine karşı büyük bir savaş kurgusuyla hareket ediyorlar. Batı'da Filistin'e destek gösterilir ya da bu savaşın durması için ateşkes talebiyle yapılan gösterilerde Nehirden Denize Filistin sloganları atıldı malum ve bunu bir soykırım niyeti ve planı olarak da Batılılar lanet dediler. Şimdi dönüyoruz. İsrail Başbakanı Netanyahu açıkça diyor ki nehirden denize tüm toprakların İsrail kontrolünde olması gerekiyor. Şimdi aynı sloganı Filistinliler atınca soykırım fakat İsrail Başbakanı bu ifadeyi kullanınca kendini savunma hakkı oluyor. Burada fotoğrafı net olarak artık görmemiz gerekiyor ve burada yaşanan insanlık dramı maalesef yüzde biri bile medyaya yansımıyor. Dehşet görüntüler var, dehşet videolar var. İnsanı insanlığından utandıran gelişmeler yaşanıyor. Korkunç bir ikiyüzlülük var, karartma var ve bunların artık bilinmesi gerekiyor. Yani birçoğunuz elbette gördünüz, biliyorsunuz ama bunu bizim de açık bir şekilde konuşmamızda fayda görüyorum. Bir tarafta hala ateşkes çabaları ya da işte rehinelerin kurtarılması yönündeki çözüm çabaları devam ediyor. Son olarak pazar günü Paris'te bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Katar Başbakanının yanı sıra Mısır, ABD ve İsrail istihbarat şefleri katıldı. Buradan bir öneri çıktığı söyleniyor. Ve bu öneri Mısır'da, Kahire'de, Hamas ve e, İslami Cihat var mı bilmiyorum ama en azından Hamas'ın olduğunu biliyorum. Hamas'a sunuldu. Bir değerlendirme yapılacak. E, ne çıkacağını bilmiyoruz ama... E, pek çok aktör, uluslararası aktör düne kadar Filistin devleti meselesini tamamen kafalarından atmışlardı. Artık e, yani iki devletli çözümle bu meselenin e, anca halledilebileceğine dair bir takım açıklamalar İngiltere'den de Amerika'dan da geliyor. Hatta e, Joe Biden'ın e, silahlandan arındırılmış bir Filistin devleti önerisi üzerine çalıştığını e, yazan New York Times yazarı Thomas Friedman işte hani Amerikan tarafının neler düşündüğüne dair bir takım şeyler söylüyor. Amerikalılar Abraham Anlaşmaları biz bu meseleyi tamamen halletmiştik. Modundaydılar. Tekrar eski Oslo zeminine dönüyorlar ama o zemin tamamen yok edildi. Bunu da burada vurgulamak lazım. Uzattım birazcık ama Filistin meselesinde konuşacak o kadar çok başlık var ki şimdilik insani yardım boyutuyla ilgili bu e, İsrail'in yapmaya çalıştığı ha, ya da attığı adımları ya da hamleleri vesaire anlatmaya çalıştım. E, bana katıldığınız için teşekkür ederim. E, bu arada tabii paylaşan, yorum yazan, abone olan, katkı sunan bütün arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.